biz efirlərimiz vasitəsilə dolların lirə qarşısında möhkəmlənməsi və lirənin ucuzlaşması istiqamətində dəfələrlə müzakirələr aparmışıq, proqnozlar təqdim etmişik. Sonuncu dəfə isə Türkiyə Mərkəzi Bankının yeni qərarından sonra bu ssenarinin gözlənildiyi əslində proqnozlaşdırılırdı və elə belə də oldu və proqnozlar öz təsdiqini tapdı. 5-ci ticarət sessiyasında lirə dollar qarşısında bahalaşdı və bu ucuzlaşma fonunda maraqlı olan məsələ bu tendensiyanın hansı həddə qədər davam edəcəyidir ki, məlumdur ki, lirənin dollar ekvivalentindəki ucuzlaşma dolayı yoluna manat qarşısındakı dəyərinə də təsir edir. İndi biz proqnozları öyrənmək üçün iqtisadçı Rahim Aka bağlanacağıq və Rahim bəy artıq xəttə gözləyir bizi. Rahim bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Can Azərbaycan xalqına, ARB 24 tamaşaçılarına və stüdyodakı arkadaşlarıma iyi axşamlar diliyorum. Təşəkkür edirik Rahim bəy. Dolların lirə qarşısında möhkəmlənməsi Birləşmiş Ştatlarda 30 illik rekordun, yəni illik inflyasiya rəqəmləri açıqlanandan sonra özünü daha bariz göstərməyə başladı. Bizim üçün bundan sonraki hədd maraqlıdır. Nə gözlənilir? Düzdür, hazırki rəqəmlərə biz baxsaq 9.98 civarındadır məzənnə. Amma bundan sonra necə olacaq, nə baş verəcək, volatillik hansı istiqamətdə olacaq? Sizin proqnozlarınızı eşitmək istərdik. Tabii. Şimdi tabii doları Türk lirası karşısında güçlendiren, yani Türk lirasını zayıflatan esasen iki etmen var. Önce yurt içinde bakıldığında Merkez Bankası'nın tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası enflasyonist bir ortam olmasına rağmen, enflasyon %20'lerde olmasına rağmen faiz indirmeye devam ediyor. Tabii faiz indirince amaç ne burada? Esasen ticari kredileri artırıp kredi büyümesi yoluyla ekonomiyi canlandırmak. Ama tabii bu bir sonraki adımda belki yansımasını göreceğiz, nasıl olacağı. Bununla ilişkin de çok umutlu değil ekonomistler açıkçası. Diğer taraftan da pandemi sonrası bütün dünyaya pandeminin bıraktığı bir hediye olarak enflasyon. Bütün dünyada enflasyon artış eğiliminde, Merkez Bankası faizleri artırma eğiliminde şu anda. Ama bu varken, Merkez Bankaları'nın bu tutumu açıkken ve tüm Merkez Bankaları hemen hemen aynı şeyi yaparken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tersine hareket etmesi biraz tabii bir taraftan yabancı yatırımcıları ürkütüyor, bir taraftan da içeride dolarizasyona neden oluyor. Yani nasıl? Şimdi %20 iken enflasyon, siz götürüp de paranızı %13 ile %14 ile bankaya mevduat yaptığınızda reel olarak %6-7 kaybınızdan bahsedebiliriz. Şimdi bunu da insanlar yapmak istemiyorlar tabii. Doğal olarak dövize yöneliyorlar. Bir taraftan da spekülasyon amaçlı bu döviz yükselmeye devam ettikçe insanlar da dövizi almaya devam ediyorlar. Yabancı yatırımcılar açısından bakıldığında bir süredir zaten Türkiye'den yabancı yatırımcı çıkışı vardı. Özellikle Merkez Bankası politikaları nedeniyle ve diğer kendilerine göre nedenleri de var. Siyasi nedenler de var bunlar içerisinde. Şimdi yabancılar da girişi yok. Herhangi bir giriş gözlemlenmiyoruz. Neye rağmen, bu kadar yüksek olmasına rağmen, yani Merkez Bankası faiz indirdi ama batıya bakıldığında %1'ler civarındaki faiz, Türkiye'de 16. Hayli normalde yabancı yatırımcının gelmesi gerekiyor ama böyle bir şey olmuyor. Çünkü çok da bu anlamda güvenemiyorlar. Neye güvenemiyorlar? Çünkü kurun daha da yüksek olmasını bekliyorlar. Korkuyorlar daha doğrusu. Yani şöyle hesap ediyorlar. Ben şimdi girdim, 10 liradan bozdurdum dolarımı. Ama ben çıkarken eğer %19 kazandım. Peki kur ben çıktığımda 12 liraya çıkmışsa eğer doların TL karşısındaki düzeyi, o zaman zarar eder çıkarım ben şeklinde korkuyorlar. Yani bir stabil olması gerekiyor kurun. Onu bekliyor benim zannımca yabancılar. İçeride de şimdi Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararı var diyorsunuz. Bu faiz kararını, faiz indirmeye devam etmesi bekleniyor. Her faiz indirmesi de piyasa tarafından istenmiyor. Çünkü enflasyonist bir ortamda bu faizi indirirseniz kuru zıplatırsınız. Kur zıpladığında da enflasyonu
katlar. Enflasyona zaten her 10 kuruşluk kurdaki zıplama enflasyonu 4 puan etkiliyor. Bu da hesaplanmış bir şey. Dolayısıyla enflasyon daha çok artacak gözüyle bakılıyor. Ve bu bir Türkiye bir böyle bir sarmala girmiş gibi görülüyor. Ama ekonomi yönetiminin hesabı şu, biz kur bırakalım biraz gitsin, yani böyle söyleniyor. Biraz kur bırakalım gitsin, Türkiye ihracat yapsın. Bir süre sonra o ihracat cari açık veriyor şu anda, fazlaya dönsün. İçeriye giren dövizle beraber dövizin fiyatını böyle düşürelim, enflasyonu da arkasından, yani süreç tersine işlesin. Bu tersini işlemeyle beraber düşürelim. Ama tabii şu anda ilk evredeyiz ve gerçekten hem enflasyona, hem kur yükseliyor, hem enflasyona ciddi oranda olumsuz etkiler oluyor. Bedirhan Bey, siz de gözə gedirsiniz. Bu ortada esas meselelerden bir deli inflasiya meselesidir. Bundan evvelki buraxılışlarda da biz bir neçə dəfə müzakirə etmişdik. Həm Türkiyənin iqtisadiyyatını, həm global miqyasda Birləşmiş Ştatların emisiyaları məsələsi nən tutmuş insanların belə deyil, cibinə qədər olan bir əlaqəli bir prosesləri. Və son dəfə siz də qeyd etdiniz, bir neçə dəfə Türkiyədə Mərkəzi Bankında faiz dərəcələrinin aşağı salınması da elə inflasiyanı artırdı ki, inflasiya artanda da məlum məsələdir. Valyutanın dəyərinin düşməsi ilə göstərir bu özünü. Siz də bu barədə açıq geniş şəkildə məlumat verdiniz. Bizim üçün daha bir məsələ maraqlıdır. Dolların bu kursu lirənin manat qarşısındakı dəyərinə necə təsir edə bilər? Rahim bəy, sizdən çox xahiş edəcəyəm bu barədə qısa olaraq məlumat verəsiniz reqlamenta uyğun olaraq. Manatın ben dəyərinin sabit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla dolar ve euroya karşı sabit. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybettiği zaman, dolar ve euroya karşı değer kaybettiği zaman bütün diğer para birimlerine karşı da değer kaybediyor. Yani manata karşı da değer kaybediyor. Önümüzdeki dönemlerde nasıl olacak bu? Gerçi çok değer kaybetti. Yani bir şey çok değer kaybetti. Sonsuza kadar hiçbir şey çok değer kaybetmez. Sonsuza kadar da değer kazanmaz. Dolayısıyla bence büyük bir yol alındı. Bundan sonraki süreç için konuşursak büyük bir yol alındı. Tabii ne olacağı çok belli olmaz. Dünyanın enflasyonu da var. Amerikan Merkez Bankası Fed faize geçici diyordu enflasyona, ama gördük ki geçici falan da değil. Yani bütün dünyada enflasyon, çok yüksek enflasyon var, enerji krizi var. Bütün bu ortamda ne olacağı çok belli olmaz, ama o görünen şu ki TL değer kaybının çok büyük bir oranda yaşadı. Bundan sonra yine değer kaybı olabilir Merkez Bankası'nın tutumuna bakarak, ama bence çok büyük bir bölümünü geride bırakmış durumda Türk lirası değer kaybının. Manata karşı da değer kaybı sürecektir, ama bundan sonraki kadar hızlı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bəli. Rahim Bey, biz de teşekkür ederim maraqlı fikirlerinize göre ve bir kısa müddetten sonra bizimle de canlı bağlantıya koşulduğunuz için size xüsusi teşekkürümüzü bildiririk.